Bundan 5 sene önce ben Karşıyaka'da bir inşaatta çalışırken inşaattan dönüşte ben metroda 45 bir saat kadar yol kat ettiğim için kitap okuyordum her zamanki gibi. Tanımadığım bir hanımefendinin biri de karşımda oturup beni çekmiş. Tabii farkında değildim. Tamamen kitaba odaklandığım için farkında değildim. Tabii bu yolculuk esnasında üzerimde iş elbiselerim, ayağımda iş terliğim vardı. Bayan arkadaşımız benim fotoğrafımı çekip sosyal medyada paylaşmış. Tabii üzerine işte çok hoş olmayan sözlerle birlikte paylaşmış. Bu sözleri tekrar edecek olursam entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İzban Kekosu deyip bir de parantez açıp terliklerimi gösterip yalnız terliklerine bayıldım falan demiş. Ben okuma yazmayı öğrendikten sonra yazmaya başladım. Aslında okumak sonradan gelişti bende. Bir öğretmenimin Kuyudaki Cin adlı verdiği bir hikaye kitabı üzerine ben okumaya heveslendim. Kurduğum hayallerinde aslında çok yanlış olmadığının farkına vardım o hikayede. Daha çok hayal kurmaya, daha çok yazmaya, daha çok denemeler yapmaya, aforizmalar, şiirler. Tabii ben şiirle başladım, denemeyle devam ettim. Bu zamana kadar romanla devam ettirdim. Hep okudum tabii bu süre zarfı içerisinde hep okudum. Bu olaydan sonra geçen 5 sene süre zarfı içerisinde ben bir fabrikada çalışmak yerine aslında hayatın içerisinde insan sirkülasyonunun çok fazla olduğu noktalarda çalışmaya özen gösterdim. Bunun bana artı katacağını çok çok iyi biliyordum ve yazmamda çok çok fayda sağlayacağını çok çok iyi biliyordum. İnsan sirkülasyonun çok yoğun olduğu bölgelerde çalışmaya gayret gösterdim. Bunun çok büyük artılarını elde ederek yeni bir roman denemesine başladım. Bu pandemi süreci içerisinde roman yazmaya başladım. Aslında birçok deneme yaptıktan sonra yazmaya başladım. İlk kez bütün denemelerin karşılığını aldığıma inandım. Ve bu eseri alacak insanlara da hem zaman kaybı hem de maddi anlamda bir kayıp yaşatmayacağına inanıyorum. İsim konusunda aslında hala karar verebilmiş değilim ama çok yakın bir süre zarfı içerisinde yazmış olduğum kitaba da güzel bir isim vermek istiyorum. Hiçbir yayın eviyle henüz görüşmüş konuşmuş değilim. Bu tarz bir arayışım olacak ama tabii maddi durumum da ortada olduğu için bunun nasıl gerçekleşeceğini şu anda kestiremiyorum. Ama tabii ben hep şuna inanmışımdır. Yazdığım şeyler gerçekten basılmaya değerse bunu mutlaka bir yayın evinin mutlaka değerlendirebileceğine inanıyorum. Okumanın verdiği artılarla şeylerle tabii fikirlerim çok değişti. Hayata bakış açım çok değişti. Aslında bunların ne kadar saçma olduğunun farkına vardım. Okumaya, öğrenmeye, bilgi edinmeye ve tüm bu cehalet karşısında bir şeyler yapabilmek istedim. Sevgi çatısı altında buluşup birleşmeleri için bunu ben kendime görev edindim. Elimde olmasa da aslında görev edindim. Çünkü içimdeki büyük bir güç bunu sürekli bana söylüyor. O fotoğrafı paylaşan arkadaşla hiçbir şekilde görüşmedim ama bir haber kanalının haber müdürünün beni arayarak bizim ikimizi bir programa çıkarması dahilinde verebileceğim tepkiyi merak ederek bana bunu sordu. Ben de kendisine kitap hediye edeceğimi ve hayata daha farklı bakması için elimden geleni yapacağımı, kesinlikle onu aşağılamadan, incitmeden böyle karşılayacağımı söylemiştim. Ya ben şunu da belirtmek istiyorum. Toplumda tek bir insanı çıkararak, bunu linç ederek toplumu düzeltemezsiniz. Güzel örnek, güzel ahlakla yaparsınız bunu. Çünkü insanlar sizin söylediklerinizi yapmazlar. Ama davranış biçimlerinizi sergilerler. Örnek alır, benimserler. Güzel bir roman yazarak da insanların bunların okuyup benimle ya da benim kalemimle ilgili, benim dünyamla ilgili biraz bilgi edinebilirler. Yazdığım romana ben güveniyorum, inanıyorum. İnşallah yazdığım, verdiğim emeğin karşılığını da okur tarafından alırım. Thank you.
Aynı zamanda en büyük hayalimdir. Bir kitap evine sahip olmak ve içeri giren müşterileri potansiyel bir müşteri, potansiyel bir kar amaçlı görmekten ziyade onlara o kitabı tutkuyla, aşkla, sevgiyle sevdirebilmek.